Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bu seferki konuğumuz Galaxy Z Flip 3 modeli. Biliyorsunuz Samsung katlanabilir ekranlı telefon pazarına Fold serisiyle giriş yapmıştı. Fakat ardından böyle biraz daha fiyat ekseninde düşük olan Flip serisiyle karşımıza çıktı. Flip geçtiğimiz yıl ülkemizde 15 bin Türk lirası gibi bir fiyatla çıkış yapmıştı. Fakat sonradan telefonun fiyatı hayli makul seviyelere düştük. Hatta şu anda internete girip baktığınızda Galaxy Z Flip 2 modelinin hayli uygun fiyatlara satıldığını görebilirsiniz. Bugün elimizde tuttuğumuz model ise Galaxy Z Flip 3 modeli. Aslında baktığımız zaman dışarıdan sanki Z Flip 2 ile böyle çok bir farkı yokmuş gibi görünüyor. Ama telefonu şöyle elinize alıp bir iki çevirdiğinizde gerçekten çok önemli farklara sahip olduğunu görüyorsunuz. Burada bizim ilk dikkatimizi çeken detay arkadaşlar şu telefonun kapak kısmına yerleştirilmiş olan ikinci ekran. Biliyorsunuz diğer Flip modelinde buradaki ekran çok küçüktü. Dolayısıyla sadece gelen bildirimleri görüyordunuz, saati görebiliyordunuz. Yani işlevi çok kısıtlıydı. Burada gelen geniş ekranla birlikte Z Flip 3'ün yetenekleri de hali arttırılmış durumda. Bu ekranın olayına birazdan değineceğim. Biraz daha telefonun tasarımından bahsedeyim sizlere. Sonradan bu ekranın bizlere ne gibi özellikler sunduğunu da zaten anlatacağım. Biliyorsunuz arkadaşlar Z Flip zaten şöyle boyuna açılan bir telefon. Dolayısıyla burada günümüz telefonlarıyla aynı boyutta olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle açtığımız zaman normal günümüz telefonlarıyla aynı boyutta bir cihaz haline geliyor. Bunun önemi nerede? Bunu katladığımız zaman çok daha az yer kaplıyor. Bayanların çantasında olsun, ceplerinde olsun ya da erkeklerin ceplerinde olsun çok daha az yer kaplıyor. Dolayısıyla bu da Flip'i rakiplerine oranla bir tık daha avantajlı kılıyor arkadaşlar. Tasarım olarak burada değişen bir diğer olay ise koruma teknolojisi. Burada suya dayanıklı bir telefondan bahsediyoruz. Onun haricinde ön camda Corning Gorilla Glass Victus teknolojisinden yararlanılmış ki bu şu anda arkadaşlar en sağlam koruma teknolojisi diyebiliriz. Dolayısıyla ya ben bu telefona o kadar para verdim ya düşerse kırılırsa vesaire bir şey olursa ne yapacağım diye korkmayın. Burada bir size dipnotta paylaşmak istiyorum. Telefon kutudan çıktığında üzerinde böyle ince bir ekran koruyucu film bulunuyor. Fakat bu film zamanla çıkar vesaire bir şey olursa servise gidip ücretsiz olarak film taktırabiliyorsunuz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Şunu söyleyeyim. Ekran açıldığında orta kısımdaki yine o biraz böyle bir kavis var. O yine duruyor. Zaten bu bütün katlanabilir ekranlı telefonlarda var. Bu kavisin nedeni malum arkadaşlar menteşe yapısından ötürü ekranın biraz içe doğru kıvrılıyor olması. Dolayısıyla siz bunu 180 derece açtığınız zaman da o kavis yok olmuyor. Tabii teknoloji ilerledikçe belki buna da bir sorun bulabilirler. Şimdi gelelim az önce bahsettiğimiz gibi telefonumuzun arkasında yer alan ekrana. Bu ekran dediğim gibi çok fonksiyonel olarak kullanılabiliyor. Nedir? En basitinden size gelen bildirimleri bu ekrandan okuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir önceki Flip modelinde sadece bildirim geldiği yazıyordu. Atıyorum işte Ahmet'ten Mehmet'ten mesaj geldi şeklinde. Fakat bu sefer ne yapabiliyorsunuz? Bütün mesajı, işte bildirimlerinizi, WhatsApp bildirimlerinizi vesaire buradan ne yapabiliyorsunuz? Görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra benim çok hoşuma giden bir özellik de şu. Buraya arkadaşlar artık fotoğraf ekranı olarak kullanabiliyorsunuz. Şu power butonuna iki defa bastığınız zaman hemen burada yer alan ana kameralar harekete geçiyor ve size buradan selfie çekme imkanı veriyor. Tabii telefonu açtığınızda zaten burada bir ön kamera mevcut. Dilerseniz bu büyük ekrandan kendi selfinizi çekebiliyorsunuz. Lakin daha kaliteli selfiler için buradaki ekranı kullanmanız çok daha avantajlı olacaktır. Ayrıca telefon katlanabilir olduğu için şöyle tutmak gerçekten çok kolay oluyor. Dolayısıyla ben selfilerde pek çok kullanıcının ana ekran yerine buradaki küçük ekranı tercih edeceğini düşünüyorum. Şimdi gelelim telefonumuzun teknik özelliklerine. Bu cihazda da arkadaşlar Fold 3'te olduğu gibi Qualcomm tarafından geliştirilmiş olan Snapdragon 888 Yonga seti bulunuyor. Yani performans açısından bu telefonun üst seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Elbette şunu düşünebilirsiniz. Ya bu telefonda biraz daha düşük bir Yonga seti kullanılsaydı, fiyat biraz daha düşük tutulsaydı güzel olur muydu? Evet ben de bu görüşteyim. Keşke Samsung bu cihazı hani biraz daha böyle orta segmente yakın konumlandırıp fiyatını da biraz daha uygun tutsaydı. Böylece katlanabilir ekran teknolojisi daha geniş çevrelere ulaşabilirdi. RAM tarafına baktığımızda 8 GB'lık RAM'e yer verildiğini görüyoruz. Dahili depolama tarafında ise 128 GB'lık bir
alan karşılıyor bizleri. Micro SD kart tarafında bir destek bulunmuyor arkadaşlar. Yani 128 GB'lık depolama alanıyla idare etmek zorundasınız. Tabii günümüzde artık bulut servisleri vesaire artık çok geliştiği için bu depolama alanlarının kullanıcılar için bir sorun olmadığını da belirtmemiz gerekiyor. Bu telefonla arkadaşlar 3300 mAh'lık bir batarya bulunuyor. Samsung bataryayı iki tarafa da yaymış. Yani tek bir tarafta batarya yok. Ekranın şöyle tuttuğum zaman size hem sağ hem sol tarafında bataryanın olduğunu söyleyebiliriz. Burada akıllı batarya teknolojisinden yararlanılmış. Yani şunu söyleyebilirim. Normal orta segmentte yer alan bir Samsung cihazındaki 3000-4000 mAh arasındaki batarya ile bu bataryayı kıyaslamak biraz yanlış olur. Bu bataryanın onlara göre daha uzun süreli bir performans sunduğunu sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar sizlere telefonumuzun kamera özelliklerinden de bahsedelim. Dışarıda 2 adet 12 megapiksellik kameramız bulunuyor. Yani ikili bir ana kamera modülümüz mevcut. İç kısımda ise yani şöyle telefonu açtığımızda ise karşımıza 10 megapiksellik bir selfie kamerası çıkıyor. Tabii bu bir ön inceleme arkadaşlar. Dolayısıyla böyle çok fazla detaya giremiyoruz. Sadece nedir? Telefonun görünüşüdür. Böyle selefinden farklılıklarıdır. Bunlara değiniyoruz. Eğer önümüzdeki süreçte bu telefonu uzun süreli test etme imkanımız olursa o zaman sizlerle oyun tarafında ya da fotoğraf tarafında daha detaylı paylaşımlar gerçekleştirebiliriz. Gelin itibariyle Flip 3'ün tasarımını ben beğeniyorum. Zaten önceki modelde de beğeniyordum. Sadece tek rahatsızlığım şuradaki ekranın biraz küçük olmasıydı. Hep şunu diyordum ya biraz daha geniş olsaydı bildirimleri okuyabilseydik vesaire daha iyi olmaz mıydı? Evet, Samsung bu modelde ne yapmış? Bu ekranı biraz daha geniş tutmuş ki zaten tam olarak ekranın bu arka paneli kapsamasına da gerek yok. Gerçekten şu küçük ekran tamamen ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor. Bildirimlerinizi vesaire okuyabiliyorsunuz. Buradan selfie fotoğrafları çekebiliyorsunuz. Telefonu açtığınızda da ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar? Direkt olarak normal bir telefonmuş gibi kullanabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucusu telefonun power butonunun üzerine yerleştirilmiş. Zaten Fold 3'te de bu şekildeydi. Dolayısıyla ekran altı parmak izi okuyucusunun söz konusu olmadığında sizlerle buradan paylaşmış olalım. Bir de merak edenler için şunu belirtelim. Fold 3'te S Pen desteği var fakat Flip 3'te S Pen desteği yok arkadaşlar. Biliyorsunuz bazı sızıntılarda Flip 3'te de S Pen desteğinin olacağına dair iddialar vardı. Fakat bu iddiaların asılsız çıktığını söyleyebiliriz. Şimdilik telefon hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Fiyatı ile ilgili de bilgi vermek isterdik fakat şu anda fiyatı belli değilmiş arkadaşlar. Lakin geçtiğimiz yıla baktığımız zaman ne demiştik? Flip 2 15.000 Türk Lirası gibi bir fiyattan satışa çıktı demiştik sizlere. Dolayısıyla bu senede Flip 3'ün 15 ile 20.000 Türk Lirası arasında bir fiyattan satışa çıkması bizi böyle çok fazla şaşırtmayacaktır. Zaten artık normal cihazlar bile hani böyle orta segment diye tanımladığımız cihazlar bile 10.000 12.000 fiyat aralığından satışa çıkıyor. Dolayısıyla hani Samsung burada Flip 3 için de kalkıp 16-17 bin liralık bir etiket belirlediğinde ya bu fiyata telefon mu olur diyemiyoruz açıkçası. Yine de bekleyip göreceğiz. Belki güzel bir sürprize böyle bir hani 13-14 bin lira açıkçası ben çok ummuyorum ama o civarlara gelirse gerçekten muazzam olur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.